Şimdi efendim kan bağışı hayat kurtaran önemli bir vazife aslına bakarsanız. Aynı zamanda 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü. 24 muhabiri Esma Murat da Türk Kızılayı ile bu konuyu ele aldı. Bir anlamda çağrı yapıyorlar. Bugün 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü, özellikle havaların ısınması ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle kan bağışlarında da ciddi bir azalma yaşanmıştı. Bu azalma neticesinde de aslında özellikle kanser hastaları çok ciddi sorunlar yaşamıştı. Bizler de şu an konunun detaylarını iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner'den dinleyeceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Efendim dedik aslında kan bağışlarında ciddi bir azalma yaşandı. Bu süreç çok fazla etkiledi. Özellikle kanser hastalarına neler söylersiniz? Yani Covid-19'un kendisi zaten kanser hastaları için çok büyük bir sorun oldu. Yani kontroller aksadı, tedaviler aksadı ve tabii bunun önemli bir bölümü de kan bağışı sayılarında azalma oldu. Bağışçı sayılarının azalmasına paralel bir de bağış yapmaya uygun kişi bulmak zorlaştı ve çok ciddi bir kan krizi yaşandı. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyleydi. Ama hastaların kanına olan ihtiyaçları azalmadı. Dolayısıyla yeniden bir farkındalık oluşturmak gerekiyor. Yeniden kan bağışı için hepimizin Kızılay'a koşmamız gerekiyor. Hastalarımız gerçekten de buna çok ihtiyaçları var. Özellikle benim gibi kan kanserleri, lenf bezi kanserleri konusunda çalışan hekimler bunu çok iyi biliyorlar. Onkoloji hekimleri bunu çok iyi biliyorlar. Onkoloji cerrahisi yapan cerrah arkadaşlarımız bunu çok iyi biliyorlar. Kan bizim olmazsa olmaz bir ürünümüz. Yani kandan elde ettiğimiz kırmızı küreler, yani eritrosit süspansiyonu uygulamaları, pıhtılaşmayı sağlayan trombositlerin verilmesi, bütün bunların tümü yaşamsal öneme sahip ve gerçekten de kanser hastalarında transfüzyon, kan nakli yaşam kurtaran bir şey. Aslında normal yaşantımızda hepimiz bir kahraman olabiliriz. Yani bir ünite kan vererek bir yaşam kurtarabiliriz. Ben herkesi Kızılay'a kan vermeye davet ediyorum. Peki hocam, şu an geldiğimiz noktada aslında durum nedir? Hani kan bağışları oranı şu an ne durumda? Şimdi yavaş yavaş bu farkındalık arttıkça yükselecek. Ama bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de düşme oldu. Ve gerçekten de farkındalığımızı artırmazsak bu sorun olmaya devam edecek görünüyor. Kızılay bizim için olmazsa olmaz bir kurum. Yani hepimizin vazgeçilmezi Kızılay. Ve Kızılay'a bu konuda %100 destek olmak gerekiyor. Hastalarımıza destek olmak anlamına geliyor bu aynı zamanda. Yani bir yaşam kurtarmak anlamına geliyor. O nedenle çok önemli. Peki hocam, vatandaşlar en çok neyden tedirgin oluyor? Özellikle kan verirken, şu an bulunduğumuz durum içerisinde, pandemide yavaş yavaş bu durumu da atlatıyorken vatandaşları ne anlamda uyarırız? Şimdi zaten kan bağışçısı olabilmek için standartlar var ve gittiğiniz kan merkezleri bunları çok net biliyor ve zaten size bir form doldurtuyorlar. Güvenmek de önemli. Evet, yani şu anda kan bağışçısı olmak günümüz şartlarında aslında son derece güvenli bir durum. Dolayısıyla korkmak için hiçbir sebep yok. Zaten sizde bir kan vermekle ilişkili engel varsa, siz farkında olmasanız bile gittiğinizde orada kişiler bunu fark ediyorlar ve böylelikle hem de kendinizi bir kontrol etmiş oluyorsunuz. Yani bu konuda bir çekince olmaması lazım. 18-60 yaş arası herkes kan bağışçısı olabilir. Çok teşekkür ederim efendim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Herkesi Kızılay'a kan vermeye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Ağzına sağlık. Dediğimiz gibi aslında yaz aylarında özellikle ve Covid-19 döneminde kan verme oranı ciddi oranda düşmüştü. Uzmanlar ise aslında vatandaşları uyarıyor bu anlamda. Özellikle kan vermeleri konusunda kanser hastalarının hayatlarını kurtarmak anlamında çok önemli olduğunu söylüyor diyelim. Ve sözü tekrar merkeze bırakalım.